Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Bugün Legends of Runeterra gizemlerine bakacağız. Runeterra hikayelerini inceleyeceğiz. Bugün ilk konseptimize Demacia ile başlayacağız. Demacia'nın gizemlerini inceleyeceğiz. Kartlarımızı inceleyeceğiz. Acaba bu kartlardaki gizemler neler? Nereden çıkmış bu görseller? Bunların hikayeleri neler? Bunları araştıracağız. Dilerseniz hemen kartlara geçerek başlayalım. Zaten ziyadesiyle eğlenceli bir video olacak. Şimdi şöyle ilerleyeceğiz. İlk hikayemiz olan Demacia içinle Fiora, Garen ve Lux'ı inceleyeceğim. Ondan sonra diğer kartları inceleyeceğiz. Daha sonra Demacia'nın devamında Lucian ve Queen'e bakacağız. Demacia'dan sonra hangi bölgeyi incelememizi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir sonraki bölge o olsun. Şimdi ilk önce Garen'le başlamak istiyorum. Garen, Yılmaz Öncülerin lideri, efsanevi bir savaşçı, Demacialı Krongard ailesinin üyesi. Krongard ailesinin büyük oğlu diyeyim hatta. Garen küçük yaşlardan itibaren zorlu bir eğitimden geçiyor. Yılmaz Öncüler'in yanına yollanıyor. 7 sene kadar Yılmaz Öncüler'le eğitim görüyor ve daha sonra Yılmaz Öncüler'in lideri oluyor. Krongard ailesinden biraz bahsedecek olursak. Büyük Demacia şehrinin soylu ailelerinden birisi. Kral Jarvan 3 öldükten sonra Jarvan 4'ün tahta geçmesiyle Demacia'daki aileler bir çeşit ayaklanıyor. Yani yeni Jarvan'ın fazla eğitimli olmadığını ve ülkeyi idare edemeyeceğini düşünüyorlar. Krongard da bu ailelerden birisi işte. O yüzden kendini Demacia'ya korumaya adamış bir aile. Ve Garen bunların en büyük oğlu Krongard ailesinin. Şimdi Garen üzerine söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok şu an. Görselinde de herhangi çözümleyeceğimiz bir şey yok. Garen'in hikayesi hemen hemen böyle ama ileride dönüp Garen'e tekrardan geleceğiz. Sırada Lux var. Şimdi Lux'ı biraz derinlemesine inceleyeceğiz. Belki hikayelerden biliyorsunuzdur ama ben her şeyi anlatayım. Lux yani tam adıyla Luxanna Krongard. Evet, Krongard anlayabileceğiniz şekilde Lux Garen'in kardeşi. Luxanna Krongard, yani kısacası Lux diyeyim artık ismini öğrendiğimize göre. Lux da Krongard ailesinin küçük kızı. Garen her ne kadar güzel eğitilmiş olsa da, gücüne güvenen, kaba kuvvete dayalı bir savaş tekniği olan bir savaşçı olsa da, Lux da bir o kadar büyüye yatkın, içinde büyü ateşi barındıran bir çocuk. Şimdi Lux'ı derinlemesine inceleyecek olursak, bu resimde gördüğünüz gibi Lux ormanda ve henüz kendi güçleriyle tanışıyor gibi bir havası var. Ama Lux'ın asıl olayı level up resminde. Şimdi gördüğünüz gibi Lux ormanda demiştik. Bu orman neresi ve Lux neden ulti atıyor? Şöyle açıklayayım. Burası, hemen Demacia'ya dönecek olursak, burası gördüğünüz gibi büyük Demacia şehrinin Frelord'a uzanan kısmındaki Fossbarrow ormanında, gördüğünüz gibi görselde görünüyor zaten. Büyük Demacia şehrinden Fossbarrow'dan geçip Frelord sırtlarına bağlanan ormanda Lux'un göreve gittiği bir sahneden alınma. Şimdi tekrar Lux'a dönecek olursak, Lux, Fossbarrow ormanında kendi Demacia'ya bağlı olan sınır birliklerindeki Yargıcı Gisel'in oğlunun kaçırılma görevine gittiği sırada Yargıç Gisel'in oğlunu kurtarırken karşısındaki büyücülerle savaşından alınma bir kare. Burada Lux'un resminin çıkış temeli bu hikaye ve bu şekilde resmedilmiş. Şimdi Fiora'ya değinelim mi? Fiora'ya da değinelim. Hazır hero'ları görüyorken Fiora yine Demacia'nın soylu ailelerinden olan Laurent ailesinin üyesi.
Hatta üyesi demeyeyim, şöyle düzeltecek olursam, Fiora Laurent ailesinin lideri. Nasıl lideri oldu? Teke tek bir düelloda, kılıç düellosunda babasını yenerek Laurent ailesinin liderliğine geçiyor. Babasını öldürüyor yani. Fiora da Laurent ailesinin lideri olarak Demacia'nın soylu ailelerinden birinin lideri ve kendini Demacia'yı korumaya adamış bir karakter. Bu arada Fiora'nın baş düşmanı da Jax olarak biliniyor. Tabii o hikayede biraz derinlemesine aslında düşman değiller. Daha sonra onu da inceleyeceğiz. Şimdi hero'ları gördüğümüze göre artık normal kartlarımızın hikayelerine geçelim. Ama şöyle söyleyeyim, bütün kartları incelemeyeceğim çünkü hepsinin bir hikayesi yok ya da arka planda çözümlememiz gereken şeyler yok. Bunlar olduğunda bunlar olan kartları çözümleyeceğiz. Şimdi Bulutçayırlı Citria. Şimdi resimde gördüğümüz gibi Citria, Demacia şehrine yeni varmış. Koca koca binalar, beyaz pasparlak yapılar, parıldayan zırhlar, mükemmel savaşçılar falan. Kendinden geçmiş Citria zaten görüyorsunuz. Bulutçayır'dan gelmiş küçük bir kız. Büyük hayalleri var. Acaba bu hayallere ulaşabilecek mi? Şimdilik Citria'dan bu kadar. Ama Citria'nın bu hikayelerde çok önemli bir rolü var. Zaten çok fazla sürmeden Citria'ya hemen döneceğiz. Çevik Tüyler'in pek bir hikayesi yok. Şöyle değinecek olursam, Demacia'ya özgü sadece Demacia bölgesinde bulunan savaşçı ve eğitilmiş kuşlardır. Zaten çoğu kartlarda çoğunlukla kullanılıyor. Koleksiyoncu Sihir Avcısı. Şimdi Sihir Avcısı tarikatına gelirsek, birden çok sihir avcısı var. Bu koleksiyoncu sihir avcısı var. İkna'cı sihir avcısı var, başka var. Bunların hepsini göreceğiz zaten. Koleksiyoncu, sihir avcısı. En temel özelliklerinden bahsedeyim. Bir sihir avcısı cübbe giyer. Bakın. Cübbeyi görüyoruz. Ve Purify emblemi vardır. Arındır yani. Purify emblemi vardır bir sihir avcısının. Bu koleksiyoncu sihir avcıları her ne kadar şu an böyle gizemli bir görüntüsü olsa da Demacia için çalışırlar. Zaten Demacialılar koleksiyoncu sihir avcılarının amacı büyülü nesneleri toplayıp bir yere saklayıp, kitleyip, yok edip insanları korumaktır. Bu gördüğünüz koleksiyoncu sihir avcısı resimde Thresh'in fenerine açılan bir kapının anahtarını bulmuş durumda. Bu anahtar hikayelere göre ya Thresh'in fenerine girmeyi sağlıyor, yani oraya bir kapı açıyor, ya da Thresh'in fenerinden birini çıkarmanın bir anahtarı. Yani Thresh'in feneriyle bir bağlantısı var. Evet, Yiğit Poro çok şeker ama geçiyorum. Savaş Demircisi'ni geçiyorum. Bunlar sıradan birlikler. Aydın Kalkan Koruyucusu'na bir bakalım. Neden sıradan bir birlik değil bu Aydın Kalkan Koruyucusu? Diğerlerini patır patır geçerken bunu neden geçmedik? Bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum. Küçük bir kız. Genelde kadın birlik göremeyiz. Ama burada Aydın Kalkan Koruyucusu olarak küçük bir kız var. Özellikle Aydın Kalkan muhafızlarının çok sağlam birlikler olduğunu düşünürsek, Aydın Kalkan Koruyucusu ufak tefek bir kız ve gayet de başarılı şekilde koruyor resimde gördüğünüz gibi. Bu kim olabilir acaba? Demacia için hikayesine dönersek. Yok, farklı bir hikayede. Neyse, Demacia hikayelerine dönersek. Sınır görevlerinde tasvir edilen bir kız var. Zaten bir tane kız var. Parlak zırhları olan, orduya yeni atanmış ama savaş tecrübesi de olan, arkasında kocaman bir kalkan taşıyan bir kızdan bahsediliyor hikayede. Kim o kız? Canlandı mı bir şeyler? Aynen öyle. Az önce gördüğümüz Demacia'ya yeni ayak basan o mini minnacık bulut çayırlı Citria var ya. O büyüyor. Demacia ordusuna katılıyor. Ve sınır görevlerinde Aydın Kalkan koruyucusu olarak çarpışıyor.
Hikayedeki çıkarımlarımız Aydın Kalkan koruyucusunun bize Sitria olduğunu gösteriyor. Bulut çayılı Sitria geldi, Demacia'ya katıldı, iyi bir savaşçı oldu. Ama Aydın Kalkan koruyucusu olarak kalmıyor. Hikayesi devam edecek Sitria'nın. Şimdi sihir avcıları birliğine dönersek. Koleksiyoncu sihir avcısını görmüştük. Burada da karşımızda iknacı sihir avcısı var. İknacı sihir avcıları büyücüdür. Yani büyü kullanırlar. Demacialı olmalarına rağmen kaba kuvvete dayalı bir dövüş teknikleri yoktur. Demacia'da fazla büyücü bulunmaz zaten ama bulunan sihir avcıları da kendilerini Demacia'nın içine sızmış büyü güçlerini yok etmek ve Demacia'yı korumaya adamıştır. En belirgin özellikleri olarak anlattığım gibi bakın yine mavi bir cübbesi, mavi mi mor mu arada bir şey, mavi bir cübbesi ve bir Purify amblemi var. Sihir avcılarının en önemli sembolü. Yılmaz Öncü savunmacısını ve Yılmaz Öncü gözcüsüne geçiyorum. Yılmaz Öncü gözcüsüne şöyle değinecek olursam, Yılmaz Öncü gözcüleri genelde Frelord kesimine değil de Gölge Adalar, Bilgewater sınırına yerleştirilirler. Resimde de görüldüğü gibi. Ordu aşçılarını, şafak vaizlerini geçiyorum. Yeşil Diş kolcusunu şu an incelemeyeceğim. Onu ayrıyeten ikinci kısımda Bundle şehrinde ele alırken inceleyeceğim. Çünkü biraz daha ormana dalacağız orada. Laurent Duellocu. Bu Laurent Duellocu kimmiş? Laurent ailesini hatırladınız değil mi? Fiora'nın lideri olduğu Laurent hanesi. İşte Laurent Duellocu da bu haneye mensup kişilerden birisi. Züppe gibi bir tarzı var. Aşağıda da Demacialı Asteğmen'in anlattığına göre eline pahalı bir kılıç almış, züppe biri gibi dolanırken, yani öyle bir görüntü çizerken, halbuki kılıcına gayet hakim bir Laurent hanesi duellocusu. Çok fazla Laurent'li göreceğiz Demacia'da. Belki siz de dikkat etmemişsinizdir. Laurent çömezi. Şimdi şu şekilde baktığımızda karşımızdaki kaslı adam nasıl çömez olabilir diye düşünüyoruz ama resmi incelerseniz asıl çömezin şu yavrucuk olduğunu görürsünüz. Bakın, Laurent çömezi. Kılıcı da kırılmış. Zavallı. Laurent çömezi şöyle. Laurent hanesinde yetiştirilmek üzere haneye dahil edilen çömez ama ileride büyük savaşçılar olan kişilerdir. Burada küçük bir easter egg var. Bakın Laurent silahlar ne diyor. Pierre de Gillard'ın paha biçilmez kılıcını antrenman yapması için bu çömeze vermiş. Ve karşısındaki bizim Laurent savaşçımız kılıcı mahvetmiş, kırmış, parçalamış. Laurent silahlara da değineceğiz. Bakın bir tane daha Laurent çıktı. Sadık Portuka'yı dediğim gibi Bundle'ı incelerken değineceğim. Sihir avcısını geçiyorum. Ya da geçmeyeyim şöyle. Soruşturmacı sihir avcısı. Soruşturmacı sihir avcısı da yine bir sihir avcısına, yani sihir avcısı kitlesinden, grubundan, ne demiştik lan bu canlar? Sihir avcısı grubuna dahil. Bakın gördüğünüz gibi mavi bir cübbe ve Purify'i var. Anlatılanlara göre de bir replik yazılmış. Kusura bakmayın bölüyorum ama bizimle işbirliği yapmanız gerekiyor. Kulağımıza bazı olağan dışı olaylar yaşandığını geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Soruşturmacı sihir avcısını burada incelerken ben aslında hain olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü buradan anladığım kadarıyla bakın Luxan'la, yani Lux'ımız soruşturmacı sihir avcısını dinliyor bir yandan. Buradaki yazılan replik de sihir avcısının şeyi. Ama acaba hainler mi yoksa soruşturmacı olduğu için hani milleti mi yokluyorlar, orasını tam çözemedim. Ama bence hain değillerdir çünkü en nihayetinde sihir avcısı cemiyetine bağlılar. Senna'yı dediğim gibi Lucian'la beraber ayrıca inceleyeceğim. İkinci kısımda Yılmaz Öncü intikamcısını geçiyorum. Hatta bir dakika, büyüler niye var burada ya, sadece birimler olsun. Yılmaz Öncü intikamcısını geçiyorum.
Yılmaz Öncü Çavuş'unda geçiyorum. Bunlar standart birlikler. Bakın Laurent silahlara geldik. Aksaçlı Kolcu'ya dediğim gibi Bundle şehrinde inceleyeceğim onları. Laurent silahlara geldik. Yine Laurent hainesine dahil bir silahtar görüyoruz. Ne kadar çok Laurent var farkındasınız değil mi? Bakın Laurent silahların arkasındaki silahlara bir dikkat edin. Yaptığı kılıçlara bir baktınız mı? Mükemmel işçilik çıkalıyor ama söyleyeceğim şey bu değildi. Bir de Fiora'nın elindeki kılıca tekrar bakın. Fiora'nın kullandığı o mükemmel savurduğu kılıcı yapan dayı bu işte. Ellerine sağlık Laurent silahtar. Ve şimdi de züppe gibi görünen ve gerçekten züppe olan züppe Laurent'e geldik. Ne kadar çok Laurent olduğunu söyledik. Züppe Laurent. Yani bu adamı gerçekten anlatabilecek hiçbir şey yok. Sıfır yetenek, sıfır silah kullanımı, bol bol para yiyip şehirde gezmek, tozmak. Yani dediğim gibi çok fazla söyleyecek bir şey yok. Zaten Fiora bizim için anlatmış. Yok artık. Ve bir sihir avcısı daha. Sihir avcısı cemiyeti gayet büyük. Galeancı sihir avcısı. Galeancı sihir avcısı aynı şekilde büyü güçleri kullanarak kendini Demacia'yı korumaya adamış. Gördüğünüz gibi yine mavi mor cübbesini giyen ve şurada Purify amblemini taşıyan bir sihir avcısı. Galeancı sihir avcılarının tam olarak görevini anlayamadım ama hikayelerden de çıkaramadım. Dizginsiz büyüleri Runeterra'yı kasıp kurmuştu. Teşkilatımız hem içeride hem dışarıda büyü yok ederek klanımızı korumak için kuruldu falan filan diyor. Yani anladığım kadarıyla bu da şey gibi, iknacı sihir avcısı gibi büyü kovalıyor. Gümüş kanat dalıcısı, gümüş kanat öncüsü, bunlardan bahsetmiştik zaten. Demacia'ya özgü savaşçı kuş türleri bunlar. Yılmaz Öncü sancakçısını ve baş kılıcı geçiyorum. Yılmaz Öncü eri de aynı şekilde. Koca boynuz yoldaşı tekrar orman kısmında inceleyeceğim mandalılarla. Aydınlık muhafız, çevik kanat mızrakçısı. Yılmaz Öncü süvarisi derken nereye geldik? Korkusuz Citria. Hatırladınız değil mi? En baştaki o bulut çayırlı minik Citria. Daha sonra güçlendi. Aydın Kalkan koruyucusu oldu ve artık bir kumandan oldu. Korkusuz Citria. Bakın ne diyor. Masallar, efsaneler benim için hikaye değil. Beni çağıran gerçekler birer serüvendi. Bulut çayırdan kendi maceramı bulmaya çıktım. Bir değil birçok macera buldum. Üstelik bunlar daha başlangıç. Yani o bizim minik Citria'mız geldi, Demacia'yı gördü, orduya katıldı, Aydın Kalkan koruyucusu oldu, birçok savaş gördü ve artık bir kumandan oldu. Ve Korkusuz Citria'nın son hali, daha doğrusu Citria'nın son hali Korkusuz Citria. Ve gelelim. Acure'yi de geçiyorum. Dediğim gibi orman kısmını ayrı inceleyeceğim. Belki de en gizemli karakterimiz Tianna Krongard. Krongard ismini hatırladınız değil mi? En başta söylemiştim. Garen Krongard, Luxanna Krongard ve bu iki kardeşin annesi Krongard ailesinin başı Tianna Krongard. Resme bir bakar mısınız? Acayip asil ve sinirli görünüyor şu an. Kızdığı kişi kim sizce? Sinirlendiği kişi? Evet. Belli olduğu gibi minik Lux. Arkadaki resimde de gördüğünüz gibi Demacia için savaşan Krongard ailesi tasvir edilmiş. Tianna, Krongard ailesinin lideri ve Garen'le Lux'un annesi. Ama bunun dışında şöyle bir şey de var. Henüz Tianna'nın gücü açığa çıkmış değil. Hikayelerde de pek açıkta değil yani. Hikayelerde de çok bahsedilmiyor. Bir de şöyle bir duyum aldım. Tianna hero olarak da League of Legends'a gelebilir. Böyle bir duyum aldım. LoL'de de Tianna'yı görebiliriz yani. Hazırlıklı olun. Krongard ailesinin başı ve gücünü bilmediğimiz yani yepyeni bir karakter.
Ailemiz bu ülke için kanını döktü. 3-5 ışık oyunu yapacağım diye aile şerefimizi ayaklar altına alamazsın. Bakın, Lux'a kızdığı kısım işte. Lux böyle açık açık büyülerle ilgilendiği için, biraz Demacia'ya ters düştüğü için, daha doğrusu büyü kısmı. O yüzden Lux da biraz azar yemiş. Evet. Aydın Kalkan müdafacıları sıradan bir birlik. Aslında çok güçlü bir birlik. O yüzden değiniyorum zaten. Aydın Kalkan koruyucusunun level up hali. Aydın Kalkan müdafacıları. Demacia'nın en önemli birliklerinden birisi. Burada da arka planda ejderhaları görebilirsiniz. Zaten çok zorlu geçen bir Noxus savaşı tasvir edilmiş. Evet. Bugünkü inceleme videomuzdan da bu kadar. Dediğim gibi yeni bir seriye başladık. Bugün Demacia'nın önemli bir kısmını inceledik. Bir sonraki Demacia videomuzda, yani Demacia'yı bitireceğimiz videoda Lucian, Queen, Bundle şehri ve ormana dalacağız. Bunları inceleyeceğiz. Demacia bittikten sonra da diğer gizemlerimizin hangi kısımdan olmasını istiyorsanız, hangi bölgeyi incelememizi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Videoya like atmayı unutmayın ki seriyi beğendiğinizi anlayayım, ben de ona göre devam edelim. Evet, şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki Runeterra gizemlerinde buluşmak üzere. Bye bye.